Annemi bağladım başıma, kızımı da vermem düşmanıma. Anası da gelse, babası da gelse, vallahi de kanmam gözyaşına. Cennetin gecesi günü olaylı, kırgır şamatası kalaylı. Komiserim acanım, karakolu açalım, romana da zatrat kolay mı? Altı üstü bal kavunu, önde arkalı şah kavunu. Toplaya koklaya seç kavunu, tıklaya tıklaya yar kavunu. Çıkarın sazları, kavun geliyor, bak şu kadar net nasıl azıyor. Çıkarın sazları, kavun geliyor, bak şu kadar net nasıl çalıyor. Canım kurban klarneti çalışına, alem hayran o güzel bakışına. Yapıştır Dürüst abicim, yapıştır. Hadi Abla, yanlışım varsa düzelt ama bu Amerikalı turistler sayesinde harika Alatura kaldıracağız. Hadi. Doğru diyorsun da tek bir problem var ana. Ne abla? Bu parayı bu madiden romanlarla kırışmamak için bir numara bulmam lazımdır. Muharrem Bey, şu Sipali'ye bak. Şu turistler ne biçim para yapıştırırlar ha? Zengin olacağız bu gece Melekşi. Belki Cübbeli bizi bile yaparız ha? Buldum. Numarayı buldum. Ne buldun abla? Seyret şimdi. Kız Menekşe. Bu turistlerin yapıştırdığı sipalileri ellemeyeceğiz ha. Hiç kimse toplamasın anam. Ne dersin sen be? Delirdin mi? Niye toplamıyormuşuz? Anam çünkü bunlar Fransız turisti. Yani ülkecek. Fransa'yı protesto ettiğimiz şu günlerde. Gidip de onları kıytırıp paralarını yerde mi toplayacağız kız? Yakışır mı bize? It's crazy man. Bu turistlerin frappisi ortada, emin misin be perde? Sanki bana İngilizce konuşurlar gibi geldi. It's a crazy man. Anam azıcık uyanık olun. Fransızlarla aramızın bozuk olduğunu biliyorlar ya. Onlara şarlamayalım diye anam İngilizce konuşuyorlar. Ya böylece biz onları İngiliz sanacağız. Çaktın mı numarayı? Ablam haklı. Az önce Fransızca konuşurlarken duydum. Ne? Sen frappisçe bilir misin be? Kulak aşinalığım var. İyi ama şunlar Zeyci.
İzleyici Fransız olur mu? Anam numara diyorum. Boyamış Elif suratını. Ha? Ha, o zaman Protos Bey için paraları toplamayacağız. Aferin anam. Fransa protestosuna Fransız kalmayalım değil mi Menekşe? Tamam. Ay canım akıllı karıdır ha. Aleş tut bakayım şunu. Aa, parayı toplamıyor muyuz ya? Elleme Sibel'i. Allah Allah niye? Gel gel gel. Ben sana içeride anlatacağım. Başlık var. Gel gel gel. İçeride anlatacağım. Haydi. İçeride anlatırım. Ya Ala niye toplamadık biz parayı ya? Ha, Fransızmış bu turistler Ferhat. Protesto için toplamadık. Anlasınlar onları kıradığımızı. Emin misiniz enişte Fransız olduklarına? Ay eminiz tabii. İngiliz taklidi yaparlarmış. Ama Pembe hemen anlamış olayı. Pembe? Pembe nerede be? Kız ana. Yok burada. Burada. İçeride koşun koşun. Koşun. Koşun be. Başka var mı anam bunlarda? Yok no, mu? No, bunlar da yok. Utanmıyor musun lan? No var mı? Ya komiserim! Komiserim Susun! Söyleyin bakayım. Yine hangi sudan gerekçeyle kavga ettiniz de geldiniz? Komiserim. Aa, bu kaşkavalların katakullilerine aldanmayasın. Açık edeyim mevzuyu sana. Ne de olsa bu şoparlar arasında... Türkçe tiskiyonu en yüksek olan benim anam. Ey maşallah be. Kadındaki Türkçe diksiyonun güzelliğine bak be. Ya rahmetli Zeki Müren konuşuyor sanki ya. Ne dediğini biz bile anlamıyoruz. Ben mi abla? Komiserim nasıl anlasın be? Hayret ya. Yani komiserim ben hakikati söyleyeyim. Şimdi meyhaneye bir grup Amerikan turist gelmiş. He geldi. Vallahi Fransız geldi. Fransız geldi. İşte Pepe de kandırdı bizi. Dedi ki bunlar Frappis turistidir. Evet dedim, evet dedim valla. Ya Eysi komiserim bizim şimdi Fransa ile aramız azıcık naman ya. Pemme abla da bizimkinin damarına basmış. Ya. Dedi ki Frappis bunlar. Provost'a edelim siparişleri toplamayalım dedi. Ha, dedi. Biz de saf saf inandık buna. İçeri girdik bütün paraları katilemiş bacı. Pemme doğru mu bu anlatılanlar? Tümü. Yalan derler. Aa. Ben dolarları topluyordum ki yani toplayıp onlara yani götüreyim aramızda paylaşalım diye. Vallahi bak gerçek bak. Pembe. Ne canım? Her gün başka bir numarayla geliyorsun karşıma. Bir uluslararası ilişkileri karıştırmadığın kalmıştı. Onu da karıştırdın. Allah bilir yarın hangi suçtan geleceksin. Vallahi aklımda bir iki numara verdi anam söylemeyeyim. Sonra yarın için sürpriz olur sonra söyleyeyim. Bir de pişkin pişkin gülüyor be. Salih! Buyurun komiserim. At bunları dışarı gözüm görmesin. Hadi! Komiserim. Yarın hadi akşam dışarı. Görüşürüz. Hadi! Kız ana yürü. Kız ana. Hadi! Hadi! Aman aman. Aman 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 aman. Bak bak bak. Büyüsün. Mahallenin bütün kadınları hasta olacak ona hasta. Aliş teyze ne çekti çocuk? Kadınların hasta olması çok normal ya çok. Ay fındık varisi. Hasta mı olurmuş sana kadınlar? Ay yesinler seni be cazibe merkezi. Şuna bak şuna. Kazanova. Minyatür Kazanova. Aman be utandırma çocuğum be. Ay canım. Ya kes hadi kes kes yeter kes. Ya kendim bildim bileli sultanın maçı için spali topluyorum. Bak hala tamamlayamadım alaya. Ne biçim iş bu anlayamadım kardeşim ya. Aman Ferhat gene banka hesabını kontrole mi gittin be? Ay yeter sabah akşam kontrole gidersin deliye çıkacak adına. Oo ya yemişim delisini alaya.
Ya 90.000 YTL'yi toplamışım, bir 10.000 YTL kalmış ya. Şu 10.000 YTL'yi bir toplayamadım ya. Allah'tan ümit kesilmez be torunum, toplarsın. Aslında var ya, evdeki kullanmadığımız eşyaları falan satsam, ha? Belki Spali'yi tamamlarım hala. Bak, buzdolabını pek kullanmıyoruz hala biz, ha? Ay, daha nerede? Delirdin mi sen? Aa, buzdolabını satıp sebzeleri eti ağzımıza mı koyacağız? Ya hala, önümüz kış zaten. Balkona koruz, buz gibi balkon, ha? Hiçbir şey olmaz hala, satın buzdolabını be. Aa, iyi saatte olsunlar ha. Evde keçileri kaçırdın. Hadi anam, başka kapıya Allah versin. Hadi taksiye çık sen, işin yok mu senin? Hadi naş, naş. Aman be, naş. Aman be. Ha. Hey millet, kalkın ayağa, kalkın. Abbas abim geliyor, ne? Kalk. Allah. Hadi. Koş koş abi, koş koş Allah. Selamun aleyküm koçular. Aleyküm selam. Selam. Hoş geldin Abbas abi. Hoş geldin Abbas abi. Çekil oradan Muhtar, çekil. Çekil. Geç. Oturun. Oturun. Hop 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 hop. Bana bir tane çay ver. Demli olsun. Yani böyle delikanlı hesabı. Abbas abime delikanlı bir çay çek. Hızlandır çayı, hızlandır çayı. Hayrola Pala Abbas, sinirlisin. Nasıl sinirli olmayayım? İşim yok diye pembe beni kapıya koydu. Yani böyle paspas hesabı, anladın mı? Bayat tefsirde iş bulduk, çalışmadın ki be Abbas. Yapma be gözünü seveyim Muharrem. Yani delikanlı adamın bayan terzisinde ne işi var? He? Tabii canım, delikanlıyı bozar. Aslında bana böyle... Burası gibi delikanlıların gidip geldiği bir iş yeri lazım Muharrem. Burası gibi bir yeri nerede bulacağım be Abbas? Bir dakika, bir dakika. Şimdi ben burası gibi bir iş yeri arayacağım ha. Ben burada olsam yani ne olur? Ne? Rica ederim azıcık mantıklı ol Abbas. Ben kendime zor bakarım zaten. Sana nasıl sipalıyor diyeceğim. Kazanmıyorum ki. Hop, 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 hop. Sen burayı işletemiyorsun. Muharrem, ben işleteyim de bir gör. İkimiz de zengin oluruz. Yani bir genç hesabı. Yapar Abbas abi. Sen de yandına köyde gitme be Selim. Görmez misin? Kimsecikler çay içmez. Sabahtan beri ilk çayımı sana veririm be Abbas. Sen bardakları doldur. Gör bak ben nasıl satıyorum şimdi çayları. İyi, gelelim bakalım. Çaylar hazır Abbas abi. Koçular, bugünden itibaren işe başlamış bulunuyorum. Yani böyle garson hesabı. Hayırlı olsun Abbas Bey. Tebrikler abi. Sağ ol. Birazdan ilk servisime başlıyorum. Çay içen var mı diye de soruyorum arkadaşlar. Yok abi, sağ ol. Bana dokunur. Vay! Duymadınız mı Abbas abinizi? Dolap dere canavarı soruyor. Ve son defa soruyor. Çay içen var mı arkadaşlar? Diyor. Ben bir bardak içeyim, dokunmaz şifadır. Abi, ben de alayım abi. Ben de abi alayım. Ben de. Ha, evet, birden evet. Yani herkes içiyor değil mi arkadaşlar? Evet, evet abi. Evet abi. Aferin arkadaşlar. Selim, tempoya söyle. Abbas abin kahvede iş buldu. Akşam eve dönüyor de. Hazırlansın. Emredersin Abbas abi. Hadi. Delikanlı çaylar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kapın. Kapışın. Hadi bakalım arkadaşlar. Geldi şifalı çaylar. Alın. İçin. Buyurun. Paraları verin. Allah Allah. Hayret bir şey ya. Kardeşim, ben size yakışıklı adam gönderin demedim mi? Nerede ecüş bücüş adam var, onları göndermişsiniz ya. Abi nereye gidiyoruz? Set hazır bekliyor ya. Delirtmeyin beni. Oyuncu yok, oyuncu. Adam gibi bir oyuncu gönderemediniz ki. Ben öyle devam edeyim abi. Ben parfüm reklamı çekiyorum kardeşim. Parfüm reklamı da yakışıklı adam olur. Ya
Ne demek yakışıklı adam bulamadık ya? Sokağa çıksan binlerce yakışıklı adam bulursun ya. Abi sakin ol, gözünü seveyim ya. Bak şu arabasına bindiğim şoför bile yakışıklı. Ya sen... Abi araba kullanıyorum, kaza yapacağım ya. Ya sen öyle böyle değil, bayağı yakışıklıymışsın. Ya yok abi be, biz kim yakışıklılık kim ya? Alçak gönüllülüğün sırası mı be şimdi? Ben yakışıklısın diyorsam yakışıklısın. Jilet gibisin be. Abi böyle döver gibi iltifat edeni de ilk defa gördüm ha. Bırak şimdi, parfüm reklamında oynar mısın? Yok abi, kızmazsan oynamayayım ben. Ya beni bozar öyle işler. Hayır, bir kere denedim, hiç hayırlı olmadı benim için. Hemen reddetme. 10.000 YTL alacaksın. Ne? 10.000 YTL mi? Evet, 10.000 YTL. Başlığı tamamlamam için tam 10.000 YTL'ye ihtiyacım vardı. Allah mı gönderir seni be abi? İlahi bir işaret mi bu acaba? Kabul yani değil mi? Kabul kabul abi. İleriden dön o zaman, sete gidiyoruz. Çekip tamam, bitirelim hemen şu işi. Oley be. Yeter, bu kadar makyaj yeter. Çekime geçiyoruz. Abi çok ani oldu be. Şimdi ben ne yapacağım? Nerede duracağım? Zaten bu verdiğin senaryodan da hiçbir şey anlamadım. Sen rahat ol. Hiç merak etme. Kameranın karşısına geç ve benim dediklerimi yap sadece. Tamam mı? Tamam abi. Al. Hadi bakalım kızlar gelsin. Dans mizanseni. Kayıt. Hadi çıkalım be. Geç kaldık hadi. Kızana. Bak gene bebeği uyutayım derken kendin uyup kalma. Tövbe tövbe. Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olurmuş. Herkese iyi akşamlar. Hoş geldin. Ama be Ferhat, nerede kaldın? Beyhane'ye geç kaldık. Patron kovacak bizi. Zaten kazandığımız 3 kuruş para. Ondan da olmayalım be Ferhat. Aman. Fiyat mı düştü benden be? Aliş. Hoş getir şu kağıdı bakayım. Ne yazıyor? Alak. Önemsiz bir kağıt galiba enişte. İstersen çöpe atalım ha. Ya da dur. Önce bir kontrol edelim bakalım neymiş. Bak. Bu ne be? Neymiş o Muharrem? Çek bu. Ferhat'ın adına yazılmış. 10.000 YTL. Ne? 10.000 YTL mi? 10.000 YTL mi? İşte ala bak. Şurada rakamla, şurada da yazıyla 10.000 YTL yazıyor. Gördün mü? Nereden çıktı bu para oğlum? Nene. Senin dediğin çıktı nene. Allah'tan umudu kesme dedin. Taksideyken iş geldi bana, iyi mi? Bu nasıl işmiş be Ferhat? Gece tarifesi açıp müşteriyi ta Tasmanya'ya götürsen bu kadar para kazanamazsın. Enişte espri yaptın ha. Ya taksicilikten kazanmadık herhalde değil mi? Nerede kazandın be? Ya reklamda oynadım ala, reklamda. Ne reklamıymış bu?
Ya enişte, taksideyken bir reklam yönetmeni bindi. Herif meğerse benim gibi bir tip arıyormuş. Oynadım, çukkayı kaptık işte. Aa, bilseydi sultanın başlığı tamam oldu. Yarın sabah bu çeki bozdurup sultanı istemeye gidiyoruz. Allah! Sonra da bana şey isteriz. Bak. Ay bir dur be sen bacaksız. Atlar nallanırken kurbağalar ayak uzatmaz. Yaşın kaç, başın kaç senin daha? Ya bak, biz şimdi isteyelim de sonradan pembe abone olmamız seyine sürecek ya. Çünkü alamayacağız. Doğru. Vallahi hiç haklı be. Yalnız sizden bir ricam var. Bu gece meyhanede sultana hiçbir şey söylemeyin hala. Sürpriz yapacağım hala, tamam mı? Tamam. Sen hiç merak etme. Hadi. 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 Kızana çıktık biz. Ay ana. Ay. Ana. Ay bari bizim gitmemizi bekleyip öyle uysaydın be. Ne uyuması be, ben gözlerimi dinlendiririm. Hadi hadi. Pembe abla, unuttum söylemeyi. Abbas sana haber gönderdi. Hayırdır, niye haberin? Kahvede işe başladım. Artık para kazanıyorum. Evime geri döneceğim dedi. Ne? Kahvede işe mi başlamış? Muharrem abi işe aldı abla. Sen bu Abbas'ı nasıl kahvede işe aldın? Bana nasıl yaptın bu kötülüğü Muharrem? Ben sana nasıl beddualar edeyim bilmem ki. Şöyle düşesin de karşına kutup ayıları çıkar inşallah. Amin. Ya antikutip beddualar etme be pembe. Ben mi aldım işi? Kendi zorla girdi. Tez zamanda internete videon düşer inşallah Muharrem. Nazar makasinde haftanın rüküşü ilan edilirsin inşallah. Uğur Dündar iş yerine baskın versin. Bütün kirli çamaşırlarını yıkış önüne sersin inşallah. Bir sus be. Açtın şu ağzını, seni bedduaya başladı da. Yeter mi Pepe? Sus! Yaktın beni. Oh. Şebnem Şefir'le basılasın inşallah da ayrılınca adım böyle halkalı şekere çıksın inşallah, amin. Oh. Ne vursun ayağıma be? Ana ben ne yapacağım Abbas'la? Sen şu udu kafanda kırmadığıma dua et. Senin yüzünden gelip eve yerleşecek herif koynuma girmek isteyecek. Anam, anam ben şimdi ne yapayım? Nerelere gideyim? Şeytan azapta gerek canım. Kalk baba, oynayalım biz de. Oyna kızım, oyna. Hazır Abbas Bey de meyal ediyorken gönül rahatlığıyla oynayalım. Gel, gel. Onun yüzünden göbek atamaz olduk. Eyvallah. Hayır, dur. Haydi. Yani hazırlıklı ol. Yarın sabah sana çok şükür bir sürprizim olacak. Sürpriz mi? Ay neymiş bu sürpriz? Çıkar bakalım dilinin altındaki baklayı. Olmaz. Yarın sabah bekleyiniz canım. Yarın çok şey değişecek. Yarın çok şey değişecek. Ama sen de bir değilim. Abbasım. Alınım çekirdek çıktı. Valla iyi gelir, uykunu açar edeceğim. Abla ha? Dışarıda felaket yağmur yağıyor. Yerleri sanmasın, ben banyoya bırakayım şunu. Artık geç oldu. Yani biz de artık böyle yatak odası tarafına doğru şöyle yavaş yavaş çekilsek diyorum Pempe. Sen git yat anam. Valla benim uykum yok, geçecek bak. Bak anam, bak gözüme bak. Bakayım. Mısır patlığı gibi anam, uykum yok. Yat sen hadi git. Yok öyle uyku falan yok demek olmaz Pempe. Ben senin uykunu getiririm, sen hiç merak etme. Ay. Gel.
gel. Aman gel, gel, gel. Oturalım. Gel. Oturalım biraz da erken. Erken hadi Behim abla, hadi Allah rahatlık versin sana, hadi. Birisi tabii Allah sana rahatlık. Hadi. Aynen. Gel diyorum sana. Abbasiyem. Gel artık ya. Abbasiyem, gel, yapma Abbasciğim. Korkunca gecenin faydası erkeğim. Yok. Ya aman Abbasiyem. Gel. Gel. Ay. Şuraya bak be, her yer battı be. Bıktım vallahi bunları toplamaktan ha. Yürü. Ne olur Abbas. Hadi. Kurban olayım Abbas. Gel. Allah aşkına yapma Abbas. Hadi. 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 Hadi gel. Kaç zamandır bu geceyi bekliyorum Pempe. Evleneli 1000 gece oldu. Yani 1 ay oldu. Hala gerdeğe giremedik Pempe. Abbasciğim, anam kurban olayım, bırak beni ben gideyim. Hem anam sarımsak yedim. Vallahi nefesim kokuyor. Bayılırım sarımsak kokusuna. Vay vay vay. Tansiyonuma da iyi gelir Pempe. Anam Elif niyeti fena bozmuş. Anne. Hadi. Ayşe hadi. Kızım. Aynen hoş geldin, gel anam. Senin ne işin var bizim yatak odamızda? Kızım senin ne işin var burada bizim yatak odamızda? Anne dışarıda şimşekler çakıyor. Çok korkuyorum. Gelip benimle uyur musun? Ben de çok korkuyorum şimşekten. Bak anana sarılacağım, uyuyacağım. Nasıl da şimşek çakıyor dışarıda. Şimşek çakıyor. Anne lütfen. Ah benim biricik kızım, korkmuş mu? Dur ben bir bakayım. Kurban olsun anası sana. Ama ay, şimdi kızım benim Abbas amcanla yani uyumam lazımdır. Kendini azıcık daha acındır anam. Kaşlarını böyle yukarı kaldır küçük Emrah gibi, bir daha söyle. Lütfen Abbas amca, çok korkuyorum. Korkuyor. Öyle bakma be Ayşe'cim be. Öyle küçük Emrah gibi kaşlarını indire indire. Bak dayanamıyorum. Ağlama kızım, ağlama. Ağlama. Ah ağlıyorsun sen Ayşe. Bak dayanamayacağım. Şimdi Pala Abbas amcan da üngür üngür ağlayacak yani. Baba. Neyse artık Pepe. Hı. Git Ayşe ile uyu. Ay canım. Vallahi Abbas. Canım hiç gitmek istemiyor bak. Ama madem ısrar ettin gene. Aklım burada kalıyor. Sende kalıyor ama olsun. Ne yapayım? Gel kızım. Sabahla görüşürüz. Ay canım benim, yalnız kaldı adam senin yüzünden. Ah Pala Abbas. Ah. Feril ana, senin kızı Oscar'lık oyun çıkardın ha. Söz verdiğim Barbie'yi alacaksın ama değil mi anne? Boşuna dememişler anasının kızı diye, emin pazarlığa başladı Aspa. Söz vermiştin ama. Bak gerçeği söyleyeyim Abbas amca. Şşş kızım alacağım. Gidiyorum. Tamam bir alacağım, hadi yürü yürü. Tamam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selam. Tamam zaten, tamam tamam. Şşş buradayım, burada. Enişte. He. Bak. Çeki bozdurdum, spaliye aldım, geldim. Artık'ın sultan istemeye gidebiliriz. Harikasın be Ferhat. Nihayet bu işi tamamına erdireceğiz öyle mi? Aynen öyle enişte. Hasret bitiyor. Ferhat sultanına kavuşuyor. Ay. Bir dakika, bir dakika ya. Bu para nereden çıktı Ferhat? Hakikaten ya. Nereden buldun parayı kardeşim? Ya reklamla oynadım abi. Onun parası bu. Durup dururken nereden çıktı reklam ya? Sorma vallahi abi. Olay... Aynen o Sırlar Kapısı, Kalp Gözü programlarındaki gibi oldu ha. Evde maçlık parasını tamamlamak için 10.000 lira eksiğimiz var diye konuştuk alanlarla. Taksiye çıktım. Çat, o dakika yönetmen bindi taksiye. 10.000 TL'ye reklamla oynar mısın dedi. Sizin anlayacağınız mucize gibi bir şey oldu yani. Amma vallahi adamsın be Ferhat. Gene 4 ayağının üstüne düştün yani. Ya. Ne reklamıydı peki? Parfüm. Bu mu yoksa senin oynadığın reklam? Ben de bakayım abi. Ben de askışlar bakayım. Askışlar mı gazeteye bakayım? Aa. Abi altınlara bak ya. Bu ne ya? Vallahi ne olduğunu senin bizden daha iyi bilmen lazım Ferhat. Ne de olsa cıvırlar seni öpüyorlar. Amma ballısın be Ferhat. Ya susun be. Ya bittim ben abi. Sultan bu reklamı görürse var ya, bırak evlenmeyi, öldürür beni ya. Bence de öldürür vallahi. Ay şansıma tüküreyim be. O kadar resim çektirdik ya. Ya basa basa bu resim bastır gazeteye ya. Sen merak etme koçum. Sultan'a bu reklamı göstermeyeceğiz. İyi ama nasıl? Gelin benimle. Hadi. Gazetelerin hepsini kontrol edin. Hangisinde Ferhat'ın reklamı var? Çabuk. Aa, bunda da var. Aha. Buyurun. Eyvah. Aa, bunda da var abi. Bunda da var. Aha. Aa.
Bak burada da var. Burada da var abi. Hepsinde var ya. Hepsinde var be. Gazetelerin hepsini alıyoruz koçum. Hepsinden birer tane mi abi? Hayır, hepsini toptan alıyoruz. Dalga mı geçiyorsunuz abi? Ne yapacaksınız o kadar gazeteyi? Kardeşim, hem gazete satışlarımız çok düşük diye bunun kırın ediyorsunuz. Hem de gazetelerin hepsini birden alınca niye alıyorsun diyorsunuz. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu yani. Tabii canım. Belki biz kişi başına düşen gazete gelirini arttırmak istiyoruz ha. Benim canıma minnet. Alın hepsini, yükleyin arabaya. Ben şunları bir hesaplayayım. Ya al şunları, aldın değil mi? Topla. Al. Fazla fazla. Muharrem, al takımını. Şu aşağıdaki bayiye koşun. Orada ne kadar gazete varsa hepsini toplayın. Mahallede kimse görmemeli bu reklamı. Al abi sen de şunu. Tamam mı? Işte, hadi. Hadi Ferhat, bizi bunları eve bırakın. Abi inşallah Pembe Amlar gazete almamıştır eve. Sultan kızım, sen Pollyanna gibi herkesin yardımına koşarsın. Ne olur anana da yardım et. Ben bu dolap deri canavarından nasıl kurtaracağım paçayı? Kız ama hiç şikayet etme. Güzel Allah'ım, yaptığın üç kağıdın cezasını ödedir sana. Ben mi üç kağıt yaptım? Be, pempe, be. Üç kağıt yapacağım. Ne diyorsun kız sen? Duymuş şey değil, kur istifra. İftira. Aman iftira işte, sen kendin ağzınla diyorsun ki istifra attım sana diyorsun. Geçin. Üf, saçmalama be ana ya. Ben senin yanlışını düzeltmek için öyle söyledim. Kız, sen sırf Avustralya'ya gitmek için bu zavallı Abbas'ı hapisteyken kaldırıp göstermelik yapmadın mı? Yaptım ya, değil mi? Yaptım. Vallahi yaptım. Ama bak ne oldu? Ne oldu? Müebbet hapis olan Abbas aftan çıktı, geldi, başına musallat oldu. Ne demişler? Eder bulurca. Kız seni doğuracağım ha. Yerde aşı kaldırım taşını doğursaydım daha iyiydi. Aa. Hiç olmazsa evin temelini atardım da beton masrafından düşerdi. Allah'tan sana kalmadım. Ben biliyorum Afasanlar. Ama ne halin varsa gör be. Günaydın Pembe. Günaydın Şahinim. Günaydın lan Edi ile Büdü. Pek yakışmışsınız birbirinize. Abi bak bak sultana bak, sultana gazete almış. Eyvah, bana bırak sen. Pembe, sultan. Sultan, sultan, sultan arı var sultan. Pembe adam. Ne arısı be? Abi kaçıyor, oraya doğru gidiyor. Ne oluyor abi? Vur. Lan gazeteyi getir. Nereye götürüyorsun gazeteyi? Ya gazete bizi getirsene de. Hayatta olmaz Pembe. Büyük arılar bunlar. Eşek arısı ya. Eşek arısı yani. Eşek. Vur. Kaçır. Kız gel buraya. Ya gazete bizi verir be. Gel arkamdan. Alo. Su sesi kurtular mı canım? Şimdi ben bilinçli bir vatandaş olaraktan hanım, bir ihbarda bulunacağım hanım. Cennet Mahallesi, Cennet Mahallesi var. Cennet Mahallesi kıraathanesi. Ha var ya, ha. Kaçak işçi çalıştırıyorlar hanım orada. Sigortası yok. Adı Abbas'tır hanım. Hanım lütfen abicim, yani canın iyiyim, senin olayı el koya. Ben mi hanım? Ben bir dostum ha. Saygılar, hürmetler. Güle güle Abbas. Güle güle sana. Seni çok üzleyeceğiz, yolun açık olsun. Cemil bak mama. Hadi yığılın. Hadi. Bak yemese ben yerim ha. Ya oğlum yesene. Ya bak yemesen ben yerim ha, yak yiyorum ha. Hadi sen de ye. Allah'ım bak oğlum. Bak bunu da yerim, vallahi hiç şakam yok şimdi. Ha, bak hemen. Aa madem bebeğin mamasını mı yersin be? Ver şunu ver. Ay içinde hiçbir şey kalmamış, bitmiş bu. Vallahi bilerek yemedim Melekşen. Bak yemesen ben yerim diyordum. Hakikaten yemiş bitirmişim salkınlıktan. Bravo. Allah seni ne yapmasın bilmem ki. Şimdi işin yoksa bir daha mama yap. Gel oğlum gel. Bu mama canavarı baba mamanı mı yemiş? Aman mamanı bırakmamış mı? Bırakmamış mı? Nerede kaldınız be? Mahallenin girişteki bayiye de gittik enişte. Yani er ihtimale karşı oradaki gazeteleri de topladık. Gördük resmini Ferhat, pek güzel çıkmışsın. Ya oğlum öyle imalı konuşma ya. Vallahi o resim basacaklarını bilmiyordum ya. Ama neyse, hiç olmazsa bütün gazeteleri toplamışsın. Sultan görmesin de. Görmez hiç meraklanmayın.
Mahallede bir tane bile gazete bırakmadık. Hepsini topladık. Hiçbir soru kalmadı hala. Siz de hazırlanın hadi. Birazdan sultanı istemeye gideriz. Tamam. Biz de lokum çikolata falan alıp gelelim hadi. Benim de bir kahveye uğramam lazım. Ama eve gelir. Hadi. Eyvallah. Hadi. Aman oğlum. Sağ ol Beter abi ya. Sayende bu problemi de kazasız belasız atlattık abi be. Ferhat. Ne oldu abi? Atlattık diyebilmeyi çok isterdim ama. Atlattık ya abi, ne demek istiyorsun anlamadım. Şu duvara bak anlarsın canım. Aa, bu ne ya? Ne olacak? Reklamda öyle güzel oynamışsın ki adamlar gazete reklamıyla yetinmeyelim, bir de duvarları afişleyelim demişler. Ya durun ya. Ya ne yapıyorsunuz ya? Durun be. Dur. Ya ne yapıyorsunuz ya? Abi ne oluyor ya? Ya abi kurban olayım, bunları bu mahalleye yapıştırmayın ya. Sultan görürse keser beni valla. Abi olur mu ya? Para aldık yapıştırmak için. Ne kadar aldınız? 1500 YT'li. İyi tamam. Biz 3000 YT'li veriyoruz. Hı. Ama bu mahalleye yapıştırmayacaksınız. Başka yerlere yapıştırın. Tamam abi. Bana bak, bunların hepsini kimse görmeden hepsini kesin ha. Tamam. Tamam. Hemen söküyorum. Hadi. Selamun aleyküm beyler. Merhaba Muharrem abi. Merhaba Muharrem. Hepsini biz içtik ya. Ben de. Hepsi. Afiyet olsun, afiyet olsun. Hoş geldin patron. Çok iyi çay sattım bugün. Bak sağ olsun arkadaşlar, durmadan içiyorlar. Yani sünger hesabı. Sağ olsunlar, sağ olsunlar. Ellerine sağlık kapusta. Eyvallah. Hadi be abicim be. Hadi be abicim be. Garson. Buyurun. Benden cennet kuşu. Çay mı abicim? Hemen getiriyorum. Yok yok, hayır. SSK'lı mısınız siz? YK'lı? Yok, ben SSK'lı değilim ama bana bulaşanları SSK'lık yapıyorum. Yani hastaneyi boylarlar hesabı yani. Bilmem anlatabildim mi, limon sıkmaca. Ne oluyor beyefendi? Biz Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan geliyoruz. İş yerinizde sigortasız işçi çalıştırdığınıza dair ihbar aldık. Daha yeni olduğu için sigortasını yaptıramadık tabiatıyla. Sigortasız işçi çalıştıramazsınız. Size uyarı cezası veriyoruz. Sigortasız işçi çalıştırmaya devam ederseniz ticarethaneyi kapatmaya kadar gider bu iş. Benim çalıştığım yeri kim kapatıyor? Boğarım sizi. Hadi karakola. Oh be, şu afişleri de atlattık. Hadi hazırlanın da gidelim artık şu sultanı istemeye be. Ay sabahtan beri gideceğiz, gidemedik ha. Ya hala dur gideriz, bir soluklanalım ya. Allah Allah. Aa, abi senin reklamı çıktı. Ne? Ferhat. Torunum televizyona çıkar. Şşt, sessiz olun. Şunu izleyelim. Meltem parfümleri. Meltem parfümlerini kullanın. Kadınların ilgi odağı olun. Bittim. Reklam televizyona da düştü ya, bittin sen artık Ferhat. Artık ağzında kuş tutsan boş koçum. Sultan bu reklamı mutlaka görecektir. Sen öyle san abi. Ben nasıl mani olacağım biliyorum. Nereye koçum? Ferhat! Ferhat! Gel. Komiserim. İyi günler komiserim. Anam, beni çağırtmışsın, hayırdır? Pembe, otursan iyi olur. Pembe, sana kötü bir haberim var maalesef. Kötü bir haber mi dedin anam? Ne oldu? Yoksa... Ahutu Bay'la Meriç mi ayrıldı? Anam, gördün mü baba? Çok yazık oldu vallahi. Gerçekten üzüldüm bak şimdi. Saçmalama be kadın. Ne alakası var? Bu ondan daha kötü bir haber. Banu Alkan, yeni kaset mi çıkartıyor yoksa? Vay. Eyvah. Yahu kadın, sen magazinle kafayı mı yedin ya? Çok daha kötü bir haber. Kocan abbası içeri tıktık. Ne dersin anam, ciddi mi dersin? Abbas herkese Cumhurbaşkanı beni affetti demiş ama aslında yalan. Abbas infaz yasasından çıkmış. İnfaz yasasından çıkmış mı diyorsun? Evet. İnfaz yasasından. Bir suç işlememesi lazım. Çünkü en ufak bir suç işlediği takdirde eski cezasına eklenecek. Değil mi? Pembe.
Cehennem ağzından bal damlıyor. Çok daha üzücü bir şey söyleyeceğim. Abbas yakında mahkemeye çıkacak ve büyük bir ihtimalle hapse gönderilecek. Allah! Anam vallahi yaşadım. Allah Allah! Kocası hapse girecek diye sevineni de ilk defa görüyorum. Kurban olsun Pembe. Aa. Hep böyle güzel haberler vermek için beni çağıran hamsin. Allah! 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 Canım istiyor her gece her gece. Canım istiyor her gece her gece. Ya. Nerede? Ama nerede? Aa, orada, orada, orada. Allah. Berat! Berat! İn aşağı oğlum. Berat. Örümcek adam mı sandın kendini be? Ne yapıyorsun? Ya Berat, in aşağı, bir tarafına bir şey olacak. Abi, abi! İç boşların nefesinizi tüketmeyin hala. Bu anteni sökmeden hiçbir yere inmem. Yayını bozmam lazım ya. Ferhat! Şşş! Oğlum yavaş, bir Pembe var evde ha. Çile bittiğini kıracaksın, yavaş. Yavaş yavaş. Ah, bu gazetelerde de gene doğru dürüst bir şey yok. Dört karış suratlı adamlar. Aa Sultan, şu televizyonu açsana. Belki eğlenceli bir şeyler vardır. Ay, kimin dedesi ya? Dur, kumanda nerede? Sen emret yeter ki. Ben seni yerim, o yanaklarını yerim. Aman dur, deli. Ay, aa! Ne oldu? Yok bir şey abi. Düşüyordum da kurtulduk. Oh, iyi, tamam. Söktüm abi. Ne oldu be, yayın gitti. Şansa bak. Anlamadım, ne yaptın bak. Ferhat! Ferhat, söktüm abi, anteni söktüm. Ya bırak şimdi anteni ya. Ama bacağım. Ama. Hastaneye götürüyoruz, hastaneye. Kalk. Nerede? Orada, orada. Tamam. Şimdi. Haydi. Yavaş. 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 Ay, yavaş. Yavaş. Çok yavaş, acıyor tamam. Abi. Yavaş. Yavaş. Ama. Hadi çabuk. Yavaş. Yavaş. Ay, kırıldı galiba. Gel, gel, gel. Yavaş, 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 yavaş abi. Yavaş. Çiçeğe gel. Abbas'tan kurtulmamın şerefine ucuz veririm aman be. Gel vatandaş, gel. Gel, gel. Vallahi Abbas'tan kurtuldum diye ucuz vereceğim abi. Balsana. Allah seni ne yapmasın emi. Üş, annem kurtuldum valla. Anam bismillah. Anam bu ne? Rüya mı görüyorum? Anam bu bizim karavolanın resmi. Ha yok anam, bu rüya değil. Basbaya gerçektir. Ana Ferhat'a bak. Ferhat'a bak bak. İki tane cıvır karıya kendini öptürüyor. Ne güzel resim. Sultan bunu görünce bayılacak. Şimdi ben bunları sultana götürmez miyim? Valla da götürürüm, bile de götürürüm. Dur. Gel abi gel. Yavaş. Ay. Ay. Dur. Geldim, geldim, geldim. Gel, tamam, tamam. Nepal hastaneymiş be abi. Herifler soydu soğana çevirdiler bizi valla. Aman. Gele mala gelsin de cana gelmesi Ferhan. Dua et de kırık çıkık çıkmadı be. Allah'tan yokmuş. Yoksa tedavi için taksiyi satmak zorunda bırakırlardı bizi. Evet. Adamlar basit bir incinme için 50 tane röntgen çektirdiler be. Reklamdan kazandığım son para da hastaneye gitti, değil mi? Olsun olsun. Aman üzülme be abi be. İki delikanlı karret sırt sırta verip gene çıkarırız şu parayı ya. Hadi lan kerata. Yaşa yaşa. Hadi gidelim be. Hadi. Hadi kız. Hadi. Eyvah Sultan. Anam şu gördüğünüz meşhur reklam yıldızı Ferhat değil mi? Ya Ferhat be? Bey canım. Ne oluyor ya? Tamam. Kızına sen ne dersin be? Ne reklamı, ne yıldızı be? Allah Allah, ne dersin Pembe abla? Ay aman Pembe'yi bilmez misiniz be? Deli deli konuşur her zamanki gibi herhalde. Tabii canım. Her zamanki gibi zırvalıyor işte. Ya. Ferhat Bey, anam ben sizin bir hayranınızım, bilir misiniz ki? Gece sadece benle bütün karılar sana hayran. Ne diyorsunuz reklamda? Meltem parfümünü kullan, karıların ilgi odağı ol.
kız ana. Senin kafana saksı falan mı düştü? Neden bahsediyorsun? Ne parfümü be? Ne diyor karışma. Bu? Karışma. Neden bahsettiğimi meşhur Ferhat Beyka etiği biliyor değil mi canım? Şu pembe amları cakaları canım ya. Ne bileyim ben neden bahsediyor işte. Onu da böyle kabul ettik. Pembe nal burnun önünden falan geçtiyse tiner kokusu kafa yapmıştır ya. Geçer birazdan. Neyse canım size doyum olmaz. Hadi hadi. Ne ana, acaba bana bir imzalı fotoğrafını verir misin? Benim için çok önemli gerçekten. Hayda, siz bizden gizli bir şey mi çevirirsiniz? Ne oluyor be? Ya yok bir şey Şahin'im ya. Ananla aramızda şakalaşırız işte. Yapma, yapma. Sen karışma. Ferhat, lütfen ana, lütfen. Yanımda resim yok ben baba, sonra veririm. Bende var. Mümkünse anam. Şurayı imza. Allah'ım bu ne be? Ferhat. Şahanem. Şahanem yok bir şey ya. Açıklayabilirim bak vallahi billahi altınlara ya. Altınlara bak. Şahanem. Sandığın gibi değil Sultan. Yok canım rol icabı orada. Rol icabı ya. Allah doğru söyle. Bu ne? Dün gece senin sürprizli gün bu mu? Bak. Şimdi bu kadınlar seni neden öpüyor? Ben seni şimdi kafanı kırar mıyım? Kırmaz. Ferhat. Sultan. Dış mirakların oyuna gelme Şahanem. Bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Vallahi bak. Bak. Ferhat! Abbas'tan kurtuldum. Gerçekten. Bak mahkemesi varmış. Komiser baba kolay kolay çıkamaz diyor. Gerçekten bak. Hadi gözün aydın abla. Şahanem gel. Gel ya. Git kız. Ne var? Ne istiyorsun? Şahanem şey bak yemin ederim o resmi kullanacaklarını bilmiyordum. Ben sadece başlık parasını tamamlamak için yaptım. Madem başlık başlık parasını topladın. Peki nerede para canım? Şahanem. Şahanem dur bir dakika anlatacağım ya. Maalesef kazandığım parayı da sen o resimleri görmeyesin diye harcadım Şahanem. Gazeteleri topladım, afişlere verdim, kalan da hastaneye gitti. Kız, Sultan geç bakayım yerine. Gene ip bağlatma beline. Tükürme be. Allah Allah. Ferhat, küçücük balı. Bak ha bak burada iki tane karı var ha. Git aralarına otur da üpsünlersi. Çok komik. Pembe, Allah seni davul etsin emi. Ay yeter mi artık geçtin çocuklarla be? Her şeyde bir sınırı var ama ha. Abbas gidiyor. Gidiyor, gidiyor. Ferhat be, o reklamda senin yerinde oynamak için neler vermezdim. O reklamcının adresi varsa versene. Ethem abi utanmıyorsun değil mi benimle dalga geçmeye? Şimdi bir şey söylerdim ama dua et babam yaşındasın. Seni kırmak istemiyorum ha. Hadi yürü Ethem abi. Kardeşim. Hadi toplu be. Oltanı al voltanı hadi. 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 Sen de üzülme be Ferhat. Bunlar bir iki konuşurlar sonra unuturlar boş ver. Ya ben onların dediklerine üzülmüyorum abi ya. Tam sultanla evlenmek için başlık parasını topladım diyordum. Hem paradan oldum hem sultandan oldum ya. Ya hayatta evlenemem artık sultanla ya. İşin sultan kısmı için boşuna üzülme. Şimdi sana kızgın ama biraz zaman geçince yaptığın anlayışla karşılayacaktır. Evlenme kısmına gelince o kısmı da beter abine bırak koçum. Ben evlendireceğim sizi. Yanlış anlama abi ama iş iyice çıkmada girmişken
Bizi nasıl evlendireceksin çok merak ederim ha. Bırak orasını da ben düşünüm koçum. Bari ben de kapatayım. Kız herkes fal kapatıyor. İyi. Neyse alayım o çıksın falım. Şimdi. Merak ediyorum. Durduk yerde bu kahveye çağırmalar falan nereden çıktı? Öyle deme be pembe. Ne de olsa kaç yıllık komşuyuz. Severiz birbirimizi. Tabii tabii. Hadi uydurma be. Birbirimizi yakalasak tükmümüzle boğarız. Sevgiymiş, bana martaval okurlar. Vallahi ben bebeği sevmeye geldim. Yani yanlış anlaşılsın istemiyorum. Ya önemli olan birlikte olmamız canım. Cemil? Cemil? Gel bakayım Pimpi teyzeyle. Gel bakalım hanım. Aman. Hu büyüyünce de huyum pembe teyzen gibi olur tövbe, inşallah. Tövbe. Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun. Kısmet ana, bir falıma bakarsın artık benim. Hadi bakalım. Falım fallanmış, kısmetim ballanmış. Ne görüyorsun Kısmet ana? Çok güzel şeyler görürüm. Sen üç vakte kadar çok meşhur biriyle tanışacaksın Betül. Oh be. Aa, Allah Allah, ayrılsın bakalım. Eyvallah, sağ olasın. Benim de falıma bak Kısmet ana be, hadi bakayım. Neyse halin, o çıksın falin damat. Abi. Oo, sana da çok güzel şeyler görürüm. Çok kısa zamanda eline para geçer. Yapma ya. Aa, yaşadım valla. Babanın eline bir para geçermiş. Benim de falıma baksana Kısmet Hanım. Bakayım oğlum. Gel. Sana da çok güzel şeyler görürüm be damat. Gagası olan bir şey görürüm. Kuş mu desem, kaz mı desem. Yok yok, ördektir bu. Senin ördeğin ne olacak? Bedavadan ördek, buna ördeği da şükür. Ördeği oluyormuş Selim amcanın ördeği. Ana maşallah, bak ne güzel, herkese güzel şeyler dedin. Bana da anam güzel bir şeyler gör de söyle bakalım. Bak şimdi bana da güzel şeyler, paralar görecek oğlum. Tövbeler tövbesi. Sola bakman ben. Al al al. Kız ne oldu? Niye bakmıyorsun hanım benim falıma? Ana kötü bir şey mi gördün yoksa? Bir şey sormayın bana. Söyleme. Tut bakayım kız, şunu kötü bir şey gördü. Anam çok mu kötü bir şey gördün? Hanım çok mu kötüydü kız? Söylesene Kısmet ana. Ne oluyor pembeye ya? Söylemem. Söyleyemem. Kız ölümü gör söyle. Valla darılmam ha. Ölüm gördüm. Ne? Çok yakın bir zamanda öleceksin be pembe. De ne dersin be, ölümü mü görmüş? Hadi ablam ölecek, Fatoş ablam ölecek. Ama nene. Yani bu yalanlara inanmamızı bekliyorlar. Bir de bak. Bir taraflarınızdan uydurup ipe dizmeyin karşımda. Hadi be. Tabii canım ya yani. Ya fal işte canım. He fal ha. Doğru çıkacak diye bir şey yok ya. Yok ya. Tabii. Tabii. Ya. Kız ölüm dedi durduk yerde valla. Kız Allah beni kahretsin. Al şu süpürgeyi, başla sokağı süpürmeye. Sokağı ne süpürür Pembe abla? Evde süpürecek yer kalmadı ana. Boş kalma diye derim. Haydi yürü sokağı süpür. Allah canım ağzına da kurtulsam artık. Yeter artık be, yeter. Ya kız ana yeter artık be, yazık kıza be. Şşş. Sen de ağzına açık bir şeyler söylesene be. Bir dakika. Cüneyt Arkın. Aklına gelen herhangi bir şey söyle demedim sana. Şamşal, mantıklı bir şey söyle. Cüneyt Arkın abla. Yanındaki evde çok işin işini. Anam Cüneyt Arkın geliyor valla. Cüneyt Arkın. Anam yürüme. Ay Cüneyt abim. Hoş geldin anam. Hoş geldin abi. Hoş geldin. Sağ olun. Canım benim. Hoş bulduk. Anam beter, hayırdır ne oluyor? Cüneyt abi bir film çekecekmiş de pembe. Mekan bakmak için bizim mahalleye gelmiş. Kahvede tanıştık. Cüneyt abi inan eskiden beri çok büyük hayranını valla bak doğru diyelim.
Anam senin filmleri var ya, hepsini su gibi ezberimde tutarım. Şey vardı, neydi o? Küçük hanımın şoförü vardı. Aynen, neydi abicim, harika filmdi ya. Ama onda ben oynamadım. Ayhan Işık oynadı. Öyle mi anam? Pardon. Demek ben onu kara olanla karıştırdım. O gerçekten de harikaydı. Tebrik ediyorum abicim. Kızım. Onda da Kartal Tibet oynamıştı. Değil mi? Ya kız ana, gene tuturum bu da seni ama. Şoför ne be? Onda seni oynadın. Orada değil değil mi? Hayır. Fatma Girik oynamıştı. Benim kadıma benzer bir halim var mı? Var mı? Var mı kızım? Yok, sen en iyisi sus. Çünkü konuştukça batarsın. Doğru. İyi ki filmlerimi ezbere biliyormuşsun pembe. Canım benim. Ya bilmiyor olsaydın. Kim bilir neler söylerdin. Düşünmek bile istemiyorum. Anam. Sen koskoca böyle biz azı titreten yiğit Malkaçoğlu değil misin, değil misin? Evet. Evet dedi. İşte daha ne konuşuyorsun? İki filmin adını unuttum diye tanımıyor muyum ben şimdi seni? Beter helal olsun. En sevdiğim artistle tanıştım vallahi. Neşe. Ay şimdi kız dur bakayım. Kısmet karısı değil miydi? Falda gördü de meşhur bir artistle tanışıyor dediydi sana. Saçmalama pembe. Falan inanıyor musun yani? İnanmayayım değil mi Cüneyt abi? Tesadüftür yani bu. Evet. Evet dedi. Hep rol keser eskiden beri kız bu. Rol değil ama. Delirdi Beter. Yakala Cüneyt abimi. Anam. Şaka şaka. Ay, şaka yapmış. Para çıktı, para. Para çıktı. Benim ne şey... oldu Muharrem? Para çıktı be. Muharrem abi ne oldu ya? Hayırdır enişte, ne parası çıktı? İddia oynadım, tam 500 YTL çıktı. Kısmet ananın falı çıktı, falı. Ne? Benim şey, para çıktı be, para. Cüneyt abi. Hani fal yalandı. Bak kısmetin Muharrem'e baktığı fal da çıktı. Ne demişler pembe? Fala inanma ama falsız da kalma kız. Yani benim falla öyle delir doğru dersin. Fala inanma diyor, falsız da kalma diyor. Pembe, sen kısmet karısının falına inanmazsın ama söylediği her şey doğru çıkıyor. Doğru kız pembe abla. Bak Muharrem enişteme para görünür dedi. Eniştem iddiadan para kazandı. Ya Beter'e meşhur biriyle tanışacağım dedi. Kalktı Cüneyt Arkın'la tanıştı. Aman. Tesadüftür bunlar kız. Madem söylediği falların hepsi çıktı baba değil mi? Bana öleceksin dedi. Niye ölmedin? Selim'e kalktı seni bir ördekle göreceğim dedi. Baba nerede ördek? Hani ördek yok ya. Baba. Abla bak kapının önünde ne var? Ördek. Ördek. Hem de yeşil başlı gövel ördek. Kız ona bak, Selim dayımın falı da çıktı. Kız benim abla geriye bir tek Selim falı kaldı. Anam ben şimdi öleceğim mi? Ne olur ölmeyeyim vallahi, çok gencim. Baba. Ana. Seninle sıraları değiştirelim rica etsin. Vallahi sen yaşayacak kadar yaşadın anam. Artık değil mi canım? Hadi be. Git oradan deli. Ben bir nikah daha yapmadan kolay kolay ölmem. Ay ne olur ben ölmeyeyim kızım. Ay, ben ölmeyeyim. Ne olur şu babam ölseydi benim yerime. Ölseydi. Aa, neyin var şahane? Niye durgunsun böyle? Anama yanarım be Ferhat. Kader sizin dünyaya doyamadan ölüp gidecek. Ölecek mi? Ölecek tabii. Bak Kısmet Ana'nın dediği bütün fallar çıktı. Bir tek anam iki kaldı. Garibim evde oturmuş öyle Azrail'in kapıyı tıklamasını bekliyor. Şahane. Ya sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Pembe ablanın öleceği falan yok. Nenemin söylediği her şey tezgahtı. Biz tezgahladık. Ne? Doğru mu dersin Ferhat? Yoksa sırf ben mutlu olayım diye yalan mı söylersin bak? Ya şahanem yeminle doğru söylerim ya. Ya akıl var mantık var. İç fal çıkar mı ya? Ya nenem müneccim şey yemedi ya. Peki nasıl çıktı söylediği her şey? Beter neneme ne söyleyeceğini ezberletmişti çünkü. Beter'e meşhur biriyle tanışacaksın dedi. Çünkü Cüneyt Arkın zaten Beter'in romancılık günlerinden ahbabı. Ya o da tezgahın içinde ya. Ya. Ciddi misin ya? Muharrem enişteme iddiadan para çıkacak dediydi ya. O yalanın kuyruklusu zaten. Para çıkmış gibi yaptı. Ya Selim dayımı buldu ördek. Kendi gözlerimizle gördük. Ya o tezgahın ağa babası ağa.
Çünkü ördeği sizin kapıya ben bıraktım. Selim Şamşalı da ördek buldum diye sevinciden eve geldi. Adam ölmeyecek şimdi değil mi Ferhat? Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim, ölmeyecek. Ölmeyecek canım, ölmeyecek. Hepsi tezgah. Ferhat, peki siz aklınızı peynir ekmekle mi yediniz? Niye anama böyle bir tezgah yaparsınız? Çünkü bu tezgah evliliğimizin vizesi olacak Şahanem. Sakın kimseye gerçeği söyleme. He. Çok az bekle. Göreceksin, yakında evleneceğiz. Buyur abla. Sağ ol oğlum. Ben ölüm derim baba, ölüm. Nereden gelecek acaba? Tepeme uçak mı düşecek? Duvardan oradan kamyon mu gelecek? Çöpede mi zehirleneceğim? Kızılay'a giderken orada acaba mikroflu kan mı verirler? Orada belediyenin çukuruna mı düşeceğim? Trafik kazası geçirip kurtarma çalışmaları esnasında mı öleceğim? Ana valla baba, insan Türk oldu muydu? Ölmek için çok seçeneği vardır. Hakikaten ha. Çok şanslı bir milletiz valla. Ana dur diyorsun. Şaka gibi. Bir tek oğlum ölüm konusu oldu mu şanslı oluyoruz. Aman boş ver şimdi öyle mi düşünmeyi. Kayıntını yemeye bak. Bana doğru diyorsun. Zaten yiyorum hanım. Anam ya bunun son kullanma tarihi geçtiyse, ya gıda zehirlenmesinden öleceksem. Fatoş, gel kızım buraya. Yanlışım varsa düzelt abla ama önce Fatoş'u yedirmeyi düşünmüyorsun herhalde. Karışma sen. Eğer bu dolmadan ölürse söz ona sana daha iyi bir karı alacağım. Cillop gibi karılar geziyor ortalıkta. Bu karta kaçmış karı yaşlandı artık oğlum. Ya abla ben cillop gibi karıyı ne yapayım ya? Ben karımı seviyorum. Buyur Pembe abla söyle. Ay kurban olur sana Pembe ablan bak. Selim bak gördün mü boğazımdan geçmedi. Aç anam ağzını. Vallahi sen çok bulaşık yıkayıp yoruluyorsun. Dedim ki ana benim özel şeylerimden de yani konservelerimden de yesin kuvvetli olsun dedim. Sağ kuvvet olsun sana. Nasıl anam güzel mi tadın? Vallahi çok güzel Pembe abla. Güzel. Vücudunda neden gibi bir şey hissediyor musun? Hani böyle değişik değişik. Ne gibi Pembe abla? Yani midende bir acı mı olur? Başın döner bir tarafına şey olur yani. Yok. O zaman anam son kullanma tarihi geçmemiş. Vallahi. Ey Allah. Demek test etmek için verdin o dolmalara. Yazıklar olsun sana. Seni Allah'a havale ederim. Başka da bir şey demem sana. Yürü sana. Git kız içeriye bulaşıklarını yıka. Ben bıktım artık. Baba. Tövbe, hiç olmazsa gıda zehirlenmesinden ölmeyeceğim. Ve yine de bir falcıya gideyim falıma baktırayım. Bir kısmet karısı hanım yanlış baktı. Bir kontrol yaptırayım bakayım. Bu ne hal be? Bir, iki, üç, dört, beş. Lanaya dönmüşsün kız. Dalga geçme konuşan Margarit. Grip oldum da ölmeyeyim diye böyle kat kat giyindim. Ölümün nerede geleceği belli mi olur? Kız Pembe. Ne yapsam boş be. Hiçbir şeyin ecele faydası yoktur ha. Ay anam. Allah seni kahretsin. Ne oluyor Pembe abla ya? Öleceksen git başkasının arabasının altında ezil ya. Benim de başımı yakma ya. Ay işte.
Karaçucuk. Hastan gidiyordum öteki tarafa. Hayret bir şey ya. Ay valla yüreğime iniyordu. Bebe abla iyiliği saksana. Allah'ım. Betim. Betim. Valla bak Azrail bir yana saldırıyor hanım. Dışarıda dışarısı güvenli değil. Ha. Ben evime gidiyorum. Ya. Kız. Hı. Öteki tarafta kızım. Çekirdek var mıdır? Tapusuma diyorum koyup götürsem azıcık. Gümrükte soru çıkarırlar mı? Kız ana deli deli konuşma ya. Ne gümrüğü? Gümrük mü var sanki öteki tarafa giderken? Ne bileyim ben. Sanki gidip gelin biriyle mi konuştu? İşte sürdün öyle laf olsun diye tamam, beni geçsin diye söylüyorum. Hayrola çıldırtan cazibem. Beni çağırtmışsın. Betir. Ha. Anam. Anam. Sen okumuş adamsın. Romancısı bilirsin hanım. Bu kısmet karısının falı çıkar mı? Yani ben ölür müyüm? Vallahi pembeciğim. Modern ilimleri yalamış yutmuş biri olarak normalde fala inanmamam lazım ama. Evet. Bence de. Ama sen de gördün. Diğer falların hepsi çıktı. Dersin gördü bana gördü. Yani ben ölür müyüm dersin? Seni hep sevgiyle hatırlayacağız pembe. Sevgiyle kısmı zor olacak ama deneyeceğiz artık. Şimdi ara. Ben şimdi eğer gelip yani Azrail'in şey gelmesini mi bekleyeyim öyle mi? Olur mu canım? Öteki taraf için hazırlığını yap. Öbür tarafı nasıl yapıyorum? Öbür taraf hazır. Öteki tarafa günahkar gitmemeye çalış. Hatalarını düzelt pembe. Evet. Doğru dersin. İyi günler pembe abla. Ay canım. Merhaba. Gel oğlum. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel. Ah. Al. Anam. Hediyeler almışlar bana öylece. He. Hediye aldım sana pembeciğim. Bugüne kadar çok kalbini kırdım seni. Öteki tarafa gitmeden gönlünü alayım dedim. Buyur. Sağ ol canım. Vallahi. Ne aldın anam bana? Ne aldın bana? Bu ne kız? Kız bu ne? Yangın söndürme tüpü pembe abla. Anam böyle hediye mi olur? Ben siz delirdiniz mi anam? Bununla delirmiş. Al kızım koy şu tarafa. Öyle deme Pepe. Öteki tarafta çok lazım olacak sana. Anam neyime lazım olacak? Neyime? Pembeciğim şimdi sen öteki tarafta kesin cehenneme gidersin. Hı. Cehennemde en fazla ihtiyaç duyacağın şey yangın söndürme tüpü olacak. İnan bana. Allah sizi ne yapmasın emmi. Anam kızım ben şurada ölüyorum. Bunlar bana şaka yapıyorlar komşular. Tübe tübe. Betim. Boş verse bunları da ben bu hatalarımı nasıl düzeltirim onu de bana. İşlediğin en büyük günah hangisi pembe onu düzelt önce. En büyük günah mı dedi? Hangisiydi anam benim günah? Valla pembe abla Zekeriya Beyaz değilim ben. Yani fetva veremem ama derler ki en büyük günah sevenlerine kavuşmasına mani olmakmış, ben öyle bilirim. Ben de öyle duydum. Hı-hı, ya. Hı. Anam, komşular anam. Ben şimdi şunu şurasında kimi kavuşmasına mani oldum? Ha değil mi Beter? Bak Selim'le Fatoş birbirlerini seviyorlardı. Ben kalktım onları evirdim de yaptım yani bunu. Acaba bir düşün bakalım kimi kavuşmasa mani oldum pembe abla he? Bir düşün bakalım. Bir düşün bakalım. Bizim kavuşmamıza mani oldun ya pembe abla. Aa ne oluyor be? Ya sizin yaşınız başınız kaç be? Büyükleriniz daha var burada. Sus! Hadi! Hayret ya. Numara yapma şimdi pembe. Kimin kavuşmasına mani olduğunu bal gibi biliyorsun. He kimi? Sultan'la Ferhat'ın kavuşmasına izin vermen lazım. Ya o kadar. Hı. Hayatta olmaz o. İyi sen bilirsin. Öteki tarafta hayırlı yanmalar dilerim sana pembeciğim. Bilseydik yangın tüpünü daha büyük boyunu getirdik. Çok ihtiyacın olacak. Hı, doğru. Şimdi gerçekten de büyük günahdır değil mi Beter bu? Çok büyük günah çok. Hı. Anam ne yapalım? Emresinler bari. Oh be. Öteki tarafta yanmayayım bu
bıçı bıçını. Allah! İzin verdim ha! Yaşasın yaşasın! Helal sana pembe! Canım benim. Allah taksiratını affetsin pembe. Amin! Nur içinde yak pembe. Amin! Yalnız... Stop! Stop! Elinizi çabuk tutun. Tamam. Siz kavuşmadan ben şey... Ölürsem? Şapa otururum öteki tarafta. Tamam. Ya hiç meraklanma Pembe abla, hemen evleneceğiz. Yani şimdi evleniyorlar mı? Evleniyorlar, çok güzel şeyler oldu. Amin, amin, amin. Amin. Ha, işte. Her tarafı güzel süsleyin. Cıvıl cıvıl olsun. 40 gün 40 gece düğün yapacağız kardeşim. Şenlik olacak, ona göre süsleyin ha. Yuh be, masanın altına gitti, iyi mi? Ya Ferhat, hiç içim rahat değil ha. Anam öleceğini düşünürken beni nasıl gülüyor Onya'ya evlendirdim ya? Ya Şahin'im, önce bir evlenelim. Ondan sonra anana bütün gerçeği açıklarız ya. Anam her şeyin bizim tezgahımız ya olduğunu, ama... aslında ölmeyeceğini öğrenince... ikimizin de kafasını böyle kıracak. Haberin olsun Ferhat. Ya senle bir evleneyim de Şahin'im. Ondan sonra Pembe abla isterse ipe çeksin be. Vız gelir tırıs gider be. Hmm, görürsünüz siz. Olmuyor Şahin'im, yapamadım ya. Ne beceriksizsin be, dur. Oh. Abla! 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 Abla, abla, abla! Sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Ne oldu be? Nedir bu kadar önemli şey? Duyduklarına inanamayacaksın abla. Tarafa en büyük günahından kurtulmuş olarak gidiyorsun Pembe. Mutlu musun? Hem de nasıl mutluyum anam, anlatamam sana. Sanki üzerimde en büyük bir yük kalktı. Gerçekten. Yaşa. Kız ana, nasılsın? İyi misin? Çok iyiyim kızım. Vallahi ölmeden senin düğününü gördüm ya. Artık kanıyorsam da gam yemeğim. Kız ana, yani Allah'tan umut kesilmez. Belki de ölmezsin. Yok anam yok. Kısmet karısının bütün kehanetleri çıktı. Bir tek benim ölümüm kaldı. Kesin gidiyorum anam. Kaç! Yapıyor, ne var gibi be? Ne var ya? Yeni mi düğünü ateşe demedin ki? Ya, en mutlu günüm bugün benim ya. Ay, ya bırak ya. Ya bırak şunu be. Bırak, bırak, bırak şunu be. Ana. Ana. Pembe abla. 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 Pembe beni duyuyor musun? Abla. Allah seni ne yapmasın Emi? O kadar dedik ateş etme diye, değil mi? Hayır, gider Pembe. Pembe sakın ölme, ölme. Pembe abla, Pembe abla. Pembe, beni duyuyor musun Pembe? Anam ben beter gördün mü? Kısmet karısının dediği çıktı. Ölüm git, beni aldı. Hoşça kalın anam. Anam, Pembe abla. Pembe. Pembe abla. Siz beni üzülmeyeyim diye yalan söylediniz bana. Kısmet ya. Hanım'ın dedikleri doğruydu. Ölecekti anam. Başından beri hepiniz bilirdiniz değil mi? Ya Şahin'im, yemin ederim oyun da her şey ya. Canım yemin ediyorum ya. Selim ateş etmese Pembe yaşayacaktı Sultan. Kısmet Hanım Pembe ölecek derken yalan söylüyordu. Evet ya. Ya ne bileyim Selim'in Pembe'yi vuracağını. Siz evlenin diye anam kıtırattı. Numara yaptık be Sultan. Demek ki evlenebilmek için. Anam ya
yaşıyor. Pembe. Ana yaşıyor. Numara yaptın. Söyle. Ana, sen ölmedin mi? Bak. Ben de size numara yaptım. Silaktaki mermileri kuru sıkıydı. Siz beni nasıl kaldırırsınız? Ben baba. Ben baba. Kartu kalama